Kızılcabölük'ten bir haberle devam edeceğiz. Denizli'nin Tavası ilçesine bağlı Kızılcabölük'te Esentepe Mahallesi'nden geçen deli çay yatağı kontrollü olarak kuru çay yatağına aktarıldı. Denizli'nin Tavası ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesinde Esentepe Mahallesi içinden geçen deli çay yatağı kontrollü olarak kuru çay yatağına aktarıldı. Denizli'nin Tavası ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesinde Kavaklı Boğazı'ndan gelen ve Kızılcabölük imar alanı içinde devam eden dere yatağının önü imar sınırında kesildi. Bu noktadan itibaren yer altına alınan dere uzantısı yaklaşık 700 metre künklerle aktif halde olan Kızılcabölük merkezinden geçerek ovaya doğru devam eden Kuruçay dere yatağına aktarıldı. Kızılcabölük Belediye Başkanı Abdülkadir Uslu, yılda 15-20 gün yoğun bir şekilde akan çayın imar alanından ilerleyerek Kuruçay'a ulaşmasının her an problem oluşturabileceğini belirterek, Kızılcabölük'te 18. madde uygulamaları esnasında doğal çay yatağının oluşturacağı risk dikkate alınmadan imara açılmış. Çay yatağı arsa olarak tescillenmiş. Park ve bahçe alanlarının sınırlarını belirleme ölçümleri yapılırken bunu tespit ettik. Çay yatağının önünü imar sınırında keserek 90 derecelik bir hat ile toprak altından künklerle yaklaşık 700 metre uzaklıktaki kuru çay yatağına taşıdık. Çay yatağı ufak ve kuru ancak yılda birkaç sefer de olsa sıkıntı yaratma ihtimali vardı. Bunun önüne geçmiş olduk diye konuştu.